Türkçe biliyorsun ha? Türkçe tabii canım, Türkçe biliyorum. Türkçe mi abi? Herkese selamlar. Bu sabah itibariyle Tebriz'e geldim. Adil abi ve Hedis ablanın konuğuyum. Bu da yeğenleri. Koser. Doğru. Doğru telaffuz ettim. Beni şimdi Kendoğan'a getirdiler. Burada Tebriz'in yakınında 50-60 kilometre civarında bir köy. Doğru abi değil mi? 50-60 kilometre anca var burası. 50-60. Bizim Kapadokya'ya benziyor zaten. İran'ın Kapadokya'sı olarak geçiyor şöyle. O volkanik yapıların oyma evlerine oraya doğru yürüyoruz şimdi. Dün gece bindim ben Reşit'ten. Saat 9'da bindim. Sabah 7 gibi Tebriz'e iniş yaptım. Bütün yol boyunca uyudum. Rahat bir yolculuktu. Keyifliydi. Uykumu aldım. Beklemekte bıraktı. Sağ olsun abi de. Dedi ki uyumayacağım ben dedi. Bekleyeceğim seni dedi sabah. Çünkü evin adresini falan tam bilmiyordum. Ama sıkıntısız bir şekilde evi bulduk. Bu taraftan mı abi? Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz evlere bakmak için. Şeyi de öğrendim, biz bugün aslında Tebriz merkezi gezecektik ama 4-5 gün kapalıymış dükkanlar vesaireler, çarşı. O yüzden Kendoğan'a geldik. Burayı da çok merak ediyordum. Tebriz'e yakın bir yer olduğu için listeme eklemiştim. İnsanlar hala bu evlerin içinde yaşıyorlar. Bu oyma evlerin içinde hala yaşıyorlar, o yüzden burası bayağı turistik bir yer. Geçtim abla. Bakın bak hala bu oyuk volkanik yapıların içinde hala yaşıyorlar insanlar. Bedenin içine gideceğiz. Gideceğiz mi içine? Ha, izin var o zaman. Köyde böyle gözüküyor. Şu aşağıdaki evler de sonradan yapılmış. Normalde sadece bu oyma evler varmış. Daha sonrasında bu aşağıdaki evler de yapılmış. Burası bir köy olmuş. Çok büyük bir köy olduğunu sanmıyorum ama hava soğuk burada. Hava bayağı soğuk, baksanıza. Kar var. Bütün yol boyunca karlıydı dağlar. Aşağı doğru inelim. Oyuklardan birinin içine girdik de. Burası bir dükkan sanırım. Bunda hediyelik eşyalar falan var, yiyecekler var, bal var, çay var, çantalar var. Böyle bir yer. Bunu hala kullanıyorlar oyunun içine. Bazıları ev olarak kullanılıyor, bazıları böyle dükkan olarak kullanılıyormuş. Sen seviyor musun burayı? Evet. Çok güzel. Geliyor musun her zaman buraya? Yakın çünkü senin evine. 1500 nüfusun. 1500. 1500 mü? Çok kalabalık değil, küçük bir yer. 200-300 aile. 200-300 aile. Pardon, her şey yok. İzmirli de Türkiye'de. İzmirliyim abi. İbrahim Tatlıyer. O Urfalı galiba, tam bilmiyorum da. Biliyor musun Şanlıurfa'yı? Çok meşhur burada İbrahim Tatlıses. İbrahim. Ama aşık İbrahim. Aşık İbrahim. Aşık İbrahim. Hezar Tarsiz de öyle mezun. Farsi ne diyorsun? Farsça bilmiyorum. Farsça yok abi bende. Türkçe biliyorsun ha? Türkçe tabii canım. Türkçe biliyorum. Türkçe mi abi? Tavarı sağlam gör. Serbele navarı sağlam. Ha, müzik açacaksın. Ha, kaset var bak abi de. Ha, vardı. Bizde de vardı eskiden. İbrahim. İbrahim'i çok severim. En çok hangi şarkısını seviyorsun? Han Sokman diye çok seversen. Ben el hamısı severim. Hamısı. Hamısı. Hepsi. Hepsi. Hepsini seviyor.
İbrahim. Bismillah. İbrahim. İbrahim. İbrahim Ağla. Yaxşı. Yaxşı. Güzel. Ben dinlemiyorum çok ama çok seveni var. İran'da çok sağ ol, sağ ol. Sağ olasın, olasın abi, çok teşekkürler. Kurban abi. Arafez abi, kurban abi. Dur, dur bir tane. Arafez abi. Merhaba. Bu arada burası için İran'ın Kapadokya'sı diyorlar ya, onu ben uydurmadım. Gerçekten öyle diyorlar. Yani benim benzetme yapmak için söylediğim bir şeydi. Gerçekten İran'ın Kapadokya'sı olarak geçiyormuş burası. Dondum. Evet, soğuk deme ama. Nasıl çekeceksin? Çekiyorum abi şu an, söyle. Hava kaç derece? Buz gibi ya. 1-2. Sümüklerim dondu. Evet. Kemik. Sümük yani kemik. Aa, bizde sümük. Sümük. Bizde sümük yani kemik. Bizde sümük yani. Utandı. Bakalım. Dur. Teşekkür ederim. Merci. Selam. Selam, selam. Abi dükkanına davet etti. Burada da hediyelik eşyalar satıyorlar. Burada da bal var, baharat var. Pekmez değil mi abi bunlar? Kayısı kurusu, pekmez. Nar. Nar. Bu. Pekmez zannettim ben. Pekmez? Hı-hı. Ne oluyor? Aa, onu nasıl açıklayacağım? tahini biliyor musun? Tahin pekmez karıştırıp yeniyor. Pekmez tatlı. Aa, tatlı. Tatlı pekmez. Böyle şeyden yapıyorlar. Kayısıdan yapıyorlar. Ben bildim. Kayısıdan yapıyorlar. Kayısı. Aynen, kayısı kurusu bu. Malatya'da çok meşhur bu. Malatya'nın simgesi kayısı. Şöyle getireyim yesin baksın. Şu kayısı getireyim ye bak. Teşekkür evet. Ederim abi, zahmet etme hiç ya. Valla zahmet etme. Sağ olasın. Tamine bak. Bu kaşık kayısı. Bizde gün kabağında kurumadı ha bu. Kuru kayısı. Ha. Bu bizde... Hicap vurmadı. Teşekkür ederim abi, evet. Sağ olasın. Onun tadını nasıl çekeceksin? Anlatıyorum, burada. Tadını çek. Nasıl? Söylüyorum. Söyleme. Bizdeki kuru kayısının aynısı, hiçbir farkı yok abi. Lezzetli. Biz bunu cevizle falan yiyoruz. Fındıkla, cevizle çok lezzetli oluyor. Güzel tadı. Bayağı da yemiyordum, özlemişim ya. Teşekkür ederim abi. Soğuktu burayı. Dondu. Doşap da yaksı var. Ha, çok. 2 metre bile, 2 metre anca var yükseklik. Böyle bir dükkan. Abinin ekmek teknesi. 10 binlik. Kilimler var. Bu tarz yelekler var. Ne de var. Atkılar var. Kayısının kıymeti 60 bin. 60 bin tümen. Kilosu. Kilosu. 60 bin tümen, o da 600 bin riyal yapıyor. O da 2 euro. Düz hesap 20 lira. 16-20 lira. Bakın, toşaplarımız çok yaxşı da. Çok lezzetli. Nar ekşisi bu o zaman değil mi? Yok, bu doşap. Doşaptı, yok. Pekmez. Üzümden. Üzüm pekmezi ha. Üzüm pekmezi. Pardon. Pardon. Kayısı dedim ben de, kayısıdan da yapıyorlar sanırım pekmez. Kayısından da yapıyorlar. Üzüm pekmezi bu. Halis üzüm var, seşire var. Üzüm pekmezi. Seşire de var. Seşirenin tadı. Seşire 40 bin. Bu? Bu 30 bin. Bayağı şekerli. Seşire tuttu, hurma dolu, 30 bin tümen. Üzümlü. Şu şişesi 30 bin tümen, 1 euro. O da 8-9 lira gibi bir şey şu an. Tam olarak hatırlamıyorum bugünün kurunu. Biraz şekerli ama hafif, çok rahatsız etmiyor yerken. Beğendin mi abi? Güzel mi lezzet? Güzel adamım. Ağzı şehirde bayram. Abi diyor ki yiyin yiyin, bayramdır. Şöyle geçeyim. Ben Kapadokya'yı da çok seviyorum ben. Geçen sene gitmiştim. Tam bu aralarda gittiğimde, yani bir sene falan oluyor. Bir sene, bir ay gibi bir süre oluyor. Orayı da çok beğeniyorum. Burası da gayet güzel, hoşuma gitti. Ama burada tek farkı işte evlerde konaklıyorlar hala. Hani
Kapadokya'da konak otel tarzında kullanıyorlar daha çok ama burada insanlar ev olarak kullanıyorlar. Baksana da sadece dükkan değil yani ev olarak da kullanıyorlar. Kapadokya'da daha çok otel tarzına çevirmişler. Bir de birazcık belli böyle restore etmişler ama burada direkt hafif bir tamirat yapıp konaklıyorlar. Dükkan olarak işletiyorlar. Gayet güzel. Yani Kapadokya'dan farkı o diyebilirim. Şimdiye kadar gözlemlediğim kadarıyla. Burası da Kendama'nın merkezi, çarşısı. Hemen şu sokak çarşı. İşte restoranlar var, dükkanlar var. Turistler genelde buraya geliyorlar, alışveriş yapıyorlar, yemek yiyorlar. Günlerini burada geçiriyorlar. Ondan sonra Tebriz'e geri dönüyorlar. Zaten bir saatlik yol. Yakın. Hemen şu yukarıda da işte buranın o eski ahalisi, halkı yaşıyorlar. Böyle bir yer. Baksana hava bayağı soğuk ya. Güneyden yukarı doğru çıktıkça iyice soğudu hava. Bütün kıyafetlerimi üzerime giyiyorum. Güzel görünüyor yalnız ya, benim hoşuma gitti. Şu yeni yapılar birazcık şeyi bozmuş. Görüntüyü bozmuş ama yine de güzel görünüyor. Hoş gelmişsiniz. Aa, hoş buldum. Hoş buldum. Buranın restoranı. Bahçesi güzelmiş ha restoranın. Karnımız acıktı da yemek yemeye geldik. Hop. Geleneksel. Geleneksel tarzlı bir restoran. Mutfağı içeride, oradan yemekleri yapıyor veriyor. İnsanlar da burada yiyorlar. Yalan söylemiyorum abi. Kaşan'da böyle bir yerde yemek yedik biz arkadaşımla. 60 diyecekti la ha. Ne öneriyorsun? 60. 60. Ne oluyor tam olarak 60? Biraz sana sorayım. Et. Nohut. Nohut. Domates. Domates. Bazen yaramalı. Dizi'den farkı ne peki? Dizi'den? Bir oluyor. Aynı mı? Su da var, su. Safran, evet. Ap su demek zaten. Et suyu anlamında, ap su. Adliye ne diyersin? Spicy. Acı. Baharat. 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 Adliye ne? Baharat. Ma baharat. İnanmayın ha, inanmayın. Öğrenmiş miyim bir şeyler İran'da? Sen? Hı-hı. Ne diyorsun? Öğrenmeyin. 2 ay İran'da bir şey öğrendim. Cidden bana da kaldı da. Diziyi bunun içinde getirdiler bak. Buna koyup ezeceğiz. Burası doğru dedi. Türkiye'de dizi yap. Olur. Çok güzel, ben çok seviyorum bunu. Keşke bademcam da diziyi çok seviyorum. Ben. Bir de Nebat. Nebat. Boğazımda böyle yapışıyor. Böyle. Şu. Önce suyu attın. Sonra? Sonra bunu. Ekmek doğuracağım. Tamam. Böyle. En sonda onu ezip koyacağım. Bunun içinde ezeceksin değil mi? Şu cezvenin içinde. Yok, ezeceksin. Onun, için. Onun içinde ezeceksin. Ha. Hmm. Bunu koyarız buna. Soymaz. Biz de yapalım bakalım. Nasıl? Şöyle tuttum. Aha. Tamam. Ay ay ay. Ha. Güzel güzel. Aferin. Şimdi bununla ekmek doğuracağız. Mesela burada zaten yemiyorsun. Etin içinde sümük var. Kemik var. Azeri'de sümük. Azeri'de yani. Sümük kemik demez o zaman. Ha, bizde sümük burunda kemik. Öteki. Bu atla be sümükler var. Evet kemikli. Lezzetli var ya. Nasıldı Tehran'dakiyle? Daha güzel. Daha güzel. Bu
Yezde yediğim gibi lezzetli. Yezdeki de çok lezzetliydi. Böyle çok saçma kendi diye böyle beraber. Böyle sunu. Ama ben nasıl ediyorum bu böyle. O da mantıklı var. Böyle de. Kolay. Böyle daha çabuk soğur ama. Ezeyim ben bunu. Baba yeter abi. Sözünü yeter. Zahri zahri yapma sevdim. Bayağı lezzetliymiş. Yazdı'dan da geçti baba. Bayağı lezzetliymiş. Kazandık bir yazdı. Aynen. Burası en iyisi. Bundan sonra ye, sonra tahta. Şampiyon. Daha. Şampiyon. Yazdı da akkuş yiyip Tehran'da yiyip bir de değil. Bayağı da yaşıyor. Tehran'ın içinden yaptırdı. Yazdı'yla bir yolu. Şimdi o yedi de aha Yazdı'dan geçti. Evet, yani Yezdekinden de biraz daha lezzetli. O et suyundan kaynaklı sanırım şu an. Baba annem akkuşları daha lezzetli. Evde yapılan mı? Bence de ev yemekleri daha lezzetli. Bunun neden daha lezzetli olduğunu anladım. Aha neden? Yezdekinde kemik yoktu. Bunda kemik var. Bu kemik suyunda pişmiş. Çünkü kemik suyunda pişen yemekler daha lezzetli oluyor. Öyle. Bence ondan. Ben ilik yemek. Ya ilik, aynen ilik. Bak. İlik demiş. Hava biraz soğudu. Adil abiler arabaya geçti. Ben de bir fotoğraf çekmek için yukarı çıkıyordum da sağ olsun yemeği ödetmedi bana. Misafirimsin dedi. Konak ol dedi. Sağ olsun çok lezzetliydi ama yemek çok güzeldi. Ama fiyatını söylemedi. Ödetmedi de. Çocuklar top oynuyor şimdi. Şuradan bir çekeyim de fotoğraf. Oy yoruldum ya. Görüntüsü böyle. Size de göstermiş olayım. Çok uzun kalmadık burada. Kısa bir ziyaret oldu ama yine de hoşuma giden bir yerdi. Size de göstermek istedim. Bir video olsun istedim yani buradan. Şimdi ben bir fotoğraf çekeyim ondan sonra çok bekletmeyeyim onları. Yanlarına gideyim. Aşık. Aşık mı? Yok ben aşık değilim. Bir şeyler söyle bize. Ben başarım var ama aşık et oldu. He söyle bir şeyler, bir kuple bir şey söyle. Aşık çekti daha burada ol. Gitti aşık, mi? Ha. Aşık orada nerede göteyirden. Yo abi söylemedi. O sazı var. İbrahim Tatlıses açtı bize o söylemedi. O aşıktı. Aşık güzel, çok güzel. Keşke dinleyebilseydim. Ne haber? Türkiye'de korona ne vezde? Kötüye gidiyor durumlar. Türkiye'de. Vakalar artıyor maalesef. Maalesef artıyor. Umarım geçer en kısa zamanda. Çok memnun oldum abi. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı çok akşamlar. Sağ çok sağ ol abi. Hayırlı akşamlar. Sağ ol abi. Artık Tebriz'deyim ya. Bu bölgede çok rahat Türkçe konuşabilirim. Herkes Türkçe danışıyor. Bir şekilde anlaşıyorsunuz yani. Tahran'da da çok Türk vardı mesela. Ama bu bölgeler geneli Türk. O yüzden çok rahat anlaşılıyor. Aha geldim. Oradaymış araba. Bu ara sokakta park etmişlerdi de beni almaya geldiler sanırım. Ben de diyorum araba neden yok ileride? Çıktım en tepeye kadar. Yorulma. Biraz koştum ama olsun. İyiyim. İyiyim. İyiyim çok güzel ya. Manzara daha güzel yukarıdan. Hoşuma gitti baya. Bunlar kaktüs. Burada atır.
çaya atarık. Ha, anladım. Bunlar neydi? Hıyar. Bunlar hıyar. Diğer tarafta? Doğru. Domates. 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 Burada telhum. Telhum. Evet. Türkçesini bilmiyorum vallahi bunların ya. Ha, burada maydanoz var. Yeşillik yetiştiriyorsunuz burada da. Anladım. Burada dereotu var. Yanlış bilmiyorsam adını. Karıştırıyorum hep onları ya. Sizin bahçeniz, bunları yetiştiriyorsunuz. Salatalık yetiştiriyorlar, domates yetiştiriyorlar, yeşillik yetiştiriyorlar. Arka tarafta gül var, gül yetiştiriyorlar. Burada seracılık yapıyorlarmış Kevserlerin evi ve bahçesi. Şöyle göstereyim. Seracılıkla ilgili çok bir şey bilmiyorum ya, hani kusura bakmayın. Bilenler varsa aşağıya kısa bir bilgi verebilir. Çok sevinirim ben de, öğrenmiş olurum. Bunlar da gül. Daha çiçek açmamış. Çiçek. Aynen, bu iyice büyümüş. Şemdane. Şemdane. Evet. Aa, çok değişikmiş bu ya. Adı ne bunun? Bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Aloe vera. Aloe vera. Aa, bu yaralara çok iyi geliyor. Mesela bir yerin yandığı zaman bunun yaprağını koparıp sürdüğünde çok iyi geliyor, iyileştiriyor. Bu kadar. Aloe vera var bir sürü burada. Şu da şey değil mi? İçerideki sıcaklığı ayarlıyor. İçerisi sıcak ya. Bu makine mi ayarlıyor? Evet. Heater adı. Ha, heater, evet, ısıtıcı. Böyle bir sera. Bayağı da büyük ya. Çok büyükmüş burası. Bayağı büyükmüş burası. Bunlarda özümüz türlenmiş. Ha, kendiniz yaptınız. Evet, evet, evet. Bunların hepsini kendiniz yaptınız. Evet. Hayat sansın bana gülüşünden. Domatesleri de göstereyim. Aha. Böyle çeri domates. Bu da bak, bu da. Çabırak, çabırak, çabırak. Büyüyorlar. Çok lezzetli. Çok mu lezzetli? Bunu da köküne bak. Bunu çaya biz salarız. Bunun adı ne? Türk etir. Buna unuttum onu. Şahsperen. Türkçede şeyini unuttum, adını unuttum ya. Türkçe ne diyorlar unuttum. Biz şahsperen diye. Vayla. Salat vermişsin. Şey diyor, annesi diyor ki, diyor çay koy diyor, çaya diyor salalım onu içsin diyor benim için. Öyle bir yer, gayet güzel bir yer. İçerisi çok sıcak ya. Dışarısı buz gibi, buraya girince birden kendime geldim. Şimdi eve geldik, biz size hemen kaldığım yeri göstereyim. Burada kalıyorum. Burada döşeğim var, bundan yatağımı yapacağım. Eşyalarımı buraya koydum, yatağımı buraya atarım. Burada uyurum. Valla bugün çok güzeldi. Ben kendi ovanı beğendim. Zaten Kapadokya'yı da çok seviyorum. Onun farklı bir versiyonunu İran'da görmek çok hoşuma gitti. Ondan sonrasında işte Kevserlerin evine gittik. Sağ olsunlar, çay ikram ettiler. Serada yetiştirdikleri salatalıktan, meyveden filan ikram ettiler. Güzel sohbet ettik, muhabbet ettik. Keyifliydi, güzeldi. Tebriz'deki ilk günüm gayet iyiydi. Ama bir tık yorgunum çünkü. Gece uyusam da otobüste uyuduğum uyku yataktakinin yerini tutmuyor. O yüzden ben birazcık dinleneyim. Zaten bir videoya bakmam lazım. Bir videonun son kısmı var, onu editleyip yükleyeceğim bu gece ki pazar günü paylaşabileyim. Birazcık bu aralar aksattım video yapma işini. Öyle işte, bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.